Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Çeto. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Bu videonun hiçbir şekilde YouTube'da eşi benzeri yok. Ben yabancı kanallarda da izlemedim. Çünkü yabancı kanallarda çakmaları yok. Yabancı ülkelerde diyeyim ben size. Yurt dışı Avrupa ülkelerinde bunların çakmaları yok. Ama bizim Türkler orijinalini yaratmak yerine fazlasıyla çakmasına uğraştığı için birebir artık bu ürünlerin çakmalarını yapıyorlar çok rahat. Bunlar 2-3 kaliteye ayrılıyor. İşte birinci kalite, A kalite, süper kopi falan filan olmak üzere bir sürü kaliteye ayrılıyor. Benim kuzenim bu eşofman takımını XS mi? Senin eşofman? SB'den olarak Instagram'da bir sayfadan alıyor. 600 TL civarına. Şimdi bu 600 TL'ye aldığı eşofman takımıyla benim 1900 liraya aldığım orijinal eşofman üstünü karşılaştıracağız. Sadece üstlerini karşılaştıracağım şu anlık. Bir sonraki videoda altları bulabilirsiniz. Renk farkına bakmayın. Ben de bunun aynı kuzenimin aldığı çakma olan siyah. Benim aldığım orijinal gri. Ama bende siyahın orijinali de var. Ben bugün gri giydiğim için gri ile birlikte çekiyorum o yüzden bu videoyu. Ona takılmayın. Bariz farklar var ortada. Bu büyük ihtimal A kalite dedikleri çakmalardan. Bir de bunların çok iyi birebirleri var. Hani ayırt etmesi çok zor olanlar var. Onlardan da elime düşerse onun da videosunu çekeceğim. Şu an sadece çakma olan, sıradan bir çakma olan, bir çok hafif belli olan ama çok iyi anlayan biri için de çok belli olan bir çakma ürünle orijinal ürünü karşılaştıralım beraber. Arkadaşlar şimdi bu bizim kuzenimin internet üzerinden, Instagram üzerinden aldığı çakma catch fleece eşofman üstü. Bu da benim orijinal olan Nike'ın kendi sitesinden aldığımız Teçfiz eşofman üstü. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Ben direkt göze çarpanlardan bahsedeyim size ilk öncelikle. Bir olarak bunda sende ip gelmemişti değil mi Ömer? Vardı. İp var mıydı? İp kendisi çıkmış ama gelen ipte reflektör yoktu. Evet. Gelen ipte reflektör yoktu arkadaşlar. Bu kalitesi olduğu için bakın burada var zaten. Bunlarda reflektör yok. Sadece görünüş bağın şeyinde. Bakın zaten farkı çok bariz olmasa da bunlar böyle beyaz boya gibi, bunlar benek gibi, değişik bir farklılığı var zaten. Şimdi şurada dediğim gibi bunda reflektör var, bunlarda reflektör yok arkadaşlar. İlk olarak bu dış görünüşte göze çarpan detaylardan bahsediyorum size. Orijinal Nike'ın eşofman üstlerinde genelde zaten iki fermuar oluyor. İki fermuar olmayan orijinal üstler de var tabii ki gördüğünüz gibi. Ama bizim kuzenimin aldığı çakma eşofman altında üstünde gördüğünüz gibi ikinci bir fermuar yer almıyor. Yani açıp kapatmak için bariz belli olan ikinci fark da bu. Şuraya değinmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi çizgiler hafif ince kalırken buna göre bunda çok fazla kalın olacak şekilde ayarlanmış. Bir tık abartmışlar boyayı. Boyayı fazla bulunca yapıştırmışlar. Nike logosu da biraz bunun yamuk gibi. Bunun adizane. Şimdi arkadaşlar bir de en önemli nokta bunlarda şöyle bir sistem var. Bunlarda orijinal olanlarında bu cep aktif olarak gördüğünüz gibi açılıyor yani. El sokuluyor, el giriyor. Ama çakma olan teçhiz eşofman üstlerinde gördüğünüz gibi açarken kalitesizlik belli oluyor. Ve burayı yapıştırmışlar. Hatta buraya hiç cep yapmamışlar. Öyle söyleyeyim size. Bir de şu kısım bakın. Görüyor musunuz? Esniyor çok fazla. Bunda bir esneme yok. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar gelmiyor. Ama bu tam aksine esniyor bildiğiniz. Yani bu da bir bariz bir fark olarak ortaya çıkıyor. Şuraya gelelim, şu kısma gelelim. Bu kısımları da artık çok profesyonel yapıyorlar. Süper kopi dediğimiz ürünlerde çok fazla belli oluyor zaten. Gördüğünüz gibi de şapka kısmında çakmasında böyle bir detay verilmiş çok ince bir kumaş var burada. Orijinal olan da hafif kalın bir kumaş. Gördüğünüz gibi böyle bir şey de yok. Bu kendileri uydurmuşlar tamamen şu noktayı. Şu kısmı açalım hemen. Etiket, iç etiket dediğimiz kısmı açalım. Burada gördüğünüz gibi orijinal olan da işlemeleri falan çok güzel ama burada aynı böyle pazarda satılan tişörtlere yapılan baskı gibi bir değişik bir işleme yapmışlar öyle söyleyeyim. Burada Made in Vietnam yazıyor. Bu kısımda enine biraz daha geniş. Bu da uzunlamasına geniş orijinal olanda. Orijinal olanda şöyle askılık var, çakma olanda yok. Öyle söyleyeyim, bariz farklar diyebileceğimiz. Burada Madden Combatia, bu Vietnam. Şöyle az daha aşağı inelim. Arkadaşlar şimdi şu konuya değinmek istiyorum ben.
Bizim insanlarımız bir şeye inanmış. Ben bu ürünlerin çok fazla alım satımını yaptım. Yıllardır ayakkabı olsun, hani giyim konusunda bayağı bir ticaret yaptım. Şimdi şöyle bir nokta var. Hani arkadaşlar diyor ki, hani ürün almak isteyen arkadaşlar, güvenmek isteyen arkadaşlar, işte şurada iç etiket oluyor. Bak, burada bende var, bunda yok. Bu çünkü çok ultra çakma. Bendeki orijinal olduğu için bende zaten var bu kod. Ama süper kopi dediğim ürünleri bunu bile yapıyorlar. Yani artık anlamayacak seviyede. Size şöyle özetleyeyim. Ben ayakkabı alıp satım yaparken eğer 270 gelmişti elime. Nike'de çalışan bir ayakkabım vardı. Gittim, o ayakkabıyı ona götürdüm. Meğer ayakkabı İtalyan orijinalmiş. Ama Nike'de çalışan ayakkabımı götürdüğümde o bile bunun farkına varamadı. Öyle özetleyeyim size. O bile içindeki etiketi yazdığınız zaman ayakkabının aynısı çıkıyordu internette. Ama gelelim. Şey yoktu yani, ayakkabı çakmaydı. İtalyan orijinal diye kandırdı yani insanları kandırdıkları bir üründü. Ayakkabı kesinlikle orijinal değildi. Yani dediğim gibi bunun süper kopilerinde bu kodu da ekliyorlar. Hiçbir anlam kalmıyor yani, çakma olan ürünü size İtalyan orijinal diye kakalıyorlar, öyle söyleyeyim. Cep kısmına gelecek olursak, burası dikdörtgen bir şekilde, burası ise yuvarlak. Arkadaşlar şu kısımlarda da zaten bu bildiğiniz değişik bir yapıdayken bunlar ne bileyim, dokusu bir farklı, anlatılmaz yaşanır dedikleri sistem. Şu kısımda gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın iç kısımda, şu bel kısmında böyle bir detaylar var iç kısmında. Bunda ise dümdüz yapmışlar yani. Bildiğiniz penye yapar gibi değişik bir yapıda. Ve kumaşı çok ince arkadaşlar. Size nasıl tarif etsem. Yani bunu giymeyen anlayamaz, öyle söyleyeyim. Ben ikisini de giydim. Şimdi ikisini de üstümde çekeceğim. Nasıl kalitesiz duruyorlar, nasıl şey duruyorlar. Tabi bu benim yapımla da alakalı. Bir kendiniz görün. Orijinal olan bu, çakma olan bu. Bariz farklar bunlar da arkadaşlar. Yani süper kopide elime geçerse onun videosunu da çekmek için şey yapacağım. Şimdi tek eşofman altında videosunu çekeceğim. Farklı renkler ama sonuç olarak aynı. Biri çakma, biri orijinal olacak. Şimdi bir de üstünde görmenizi istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu orijinal olan Tech Fleece. Eşofman üstü şu şekilde. Yani iç yapısı falan 10 numara. Ben bunu çok severek giydiğim bir ayakkabı. Bunun bende siyah embedeni de var. Şöyle göstereyim arka kısmını. Siyah embedeni de var. Ben şu an sadece bir karşılaştırma yapmak için giydim bunu. Şimdi bir de çakmasını göstereyim size. Arkadaşlar bu da çakmanın babası olan eşofman üstümüz. Gerçekten üstte çok kötü. Ooo 10 lira. Gerçekten üstte çok kötü duruyor. Yani ya fiyat performans ürünü diyelim, hani adam orijinaline 1,5 milyar vermek istemiyor, 2 bin lira vermek istemiyor, neyse tabi 1,5'a da kalmadı ama ikinci elancı alırsınız. 1,5 lira 2 bin lira vermek istemiyor, gidiyor adam çakmasını alıyor, gayet mantıklı bir tercih de olabilir. Tabi bu kişinin bütçesine bağlı ama bence çok change olduğu belli oluyor. Ben bu işi yaptığım için, anladığım için bana böyle geliyor. Bir de şapkasını örttüğünüz zaman bakın o kadar berbat bir görüntü var ki. Bir de diğerine bakın, diğerinde hafif bol ve şu şöyle oluyor yani. Bu gayet kötü bir görüntü, kötü sahip. Arkadaşlar bunda ise gördüğünüz gibi bol bir yapı var. Şu şekilde çok rahat. Ne bileyim, diğerine göre bu daha rahat ve esnek. Kesinlikle orijinalini tavsiye ediyorum. İmkanınız varsa orijinal alın. Ama yoksa da çakma da alabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Yani orijinal ve çakma arasındaki bariz farklar bunlardı. Siz süper kopi denk gelirse onu da çekeceğim. Bir dahaki videoda da altını çekip koyacağım arkadaşlar. Onunla da kıyaslayıp alabilirsiniz. Ondan sonra da bir Air Force çekimi yapacağız nasipse. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Takip edip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.